TRAP, RP ve TA köşegenlerine sahip bir ikiz kenar yamuktur. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Eğer bir ikiz kenar yamuğumuz varsa bilmemiz gereken yamuğun özelliğinden alt taban ile üst tabanın birbirine paralel olduğu ikiz kenarlıktan ise yan kenarlar ve taban açılarının birbirine eşit olduğudur değil mi? İkiz kenar bir yamukta köşegenlerin uzunlukları da birbirine eşittir ki verilen soruda bizden bunu ispatlamamızı istiyor. Bu durumda göstermek istediğim TRP üçgenini morla çiziyorum ve TAP üçgenini ise sarı ile çiziyorum. Evet, eğer bu iki üçgenin eş üçgenler olduğunu ispatlayabilir isek, RP doğrusunun TA doğrusu ile eşit olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bu doğrular iki eş üçgenin eşit açılarına karşılık gelen eş kenarları olacaktır bu durumda. Bu üçgenler birbirlerinin ters çevrilmiş hali olabilirler. Şimdi bu argümanımızın doğruluğuna bakalım. İkiz kenar yamuğun özelliğinden taban açılarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Yani mor üçgendeki RTP açısının sarı üçgendeki APT açısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. İkiz kenar yamuğun özelliğinden ikiz kenarlarda birbirine eşit yani RTP doğrusu AP doğrusuna eşit. TP kenarını ise her iki üçgen ortak paylaşıyorlar. Böylece AP kenarı APT açısı TP kenarı ile RT kenarı RTP açısı ve TP kenarının eş olduklarını söyleyebiliriz değil mi? Kenar açı kenar eşlik kuralına göre üçgenlerin karşılıklı kenarları ve bu kenarlar arasında kalan açılar birbirine eşit olduğundan TRP üçgeninin TAP üçgenine eş olduğunu söyleriz. Eş üçgenlerin tüm kenarları da birbirlerine eş olacağından TA doğrusu RP doğrusuna eşittir. Şimdi problem 11'e geldik. Evet. Aşağıdaki koşullu önermede diyor ki: Eğer bir dörtgen dik köşegenlere sahip ise bu eşkenar bir dörtgendir. Aşağıdakilerden hangisi bu önermenin karşı bir örneği olabilir diye soruyor. Önerme bize dörtgenin eğer dik köşegenleri varsa bunun bir eşkenar dörtgen olduğunu söylüyor. Biz eğer dik köşegenleri olan ama eşkenar dörtgen olmayan bir örnek bulabilirsek önermeyi çürütmüş oluruz, değil mi? Şimdi dik köşegenli ama eşkenar dörtgen olmayan bir şekil bulalım. A'daki şekilde köşegenler birbirine dik. Açılar 90 derece evet ama bu şeklin eşkenar bir dörtgen olmadığı açıkça görünüyor değil mi? Bir uçurtmaya benziyor bu. Bu kenar bu kenara paralel değil ve bu kenar da bu kenara paralel değil. Yani eşkenar dörtgen diyemeyiz. Bu bizim önermeyi çürüten karşıt örneğimiz oldu bile. Peki C'deki şekle bakalım. Dik köşegenlere sahip ve aynı zamanda bir eşkenar dörtgen karşıt örnek olamaz çünkü önermeye uyuyor. Ya b'deki şekil, bunun da dik köşegenlere sahip olduğunu görüyorsunuz ve aslında bu bir kare. Karede zaten eşkenar dörtgenden türemiş daha özel bir eşkenar dörtgendir. Yani bu örnekte önermeye uyuyor. D'deki şekilde ise köşegenler birbirine dik değil zaten yani a şıkkı bizim karşıt örneğimiz. Peki problem. 12'ye bakalım. Hangi üçgenler benzer olmalıdır? Soru bu. A. İki geniş açılı üçgen. Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere geniş açılı üçgen diyoruz, değil mi? Buraya geniş açılı bir üçgen çiziyorum. Bu da çok daha geniş açıya sahip bir üçgen açıkça belli ki bu üçgenler benzer olamaz çünkü bunun açısı diğerine göre çok daha büyük. Üçgenlerin benzer olması için tüm açılarının eşit olması gerekiyordu. Açılarının eşit olması aynı eş üçgenlerin özelliği gibi ama benzer üçgenler büyüklük olarak farklı olabilirler. Bu üçgen Aynı bu üçgen gibi bir üçgen çizeceğim. Pek aynı olmadı ama aynısını kopyaladığımı düşünün. Bu üçgenle eştir ama bu küçük üçgenle benzerdir. Çünkü kenarları farklı uzunlukta olsa da tüm iç açılar birbirine eşit. Bu da benzerliğin tanımı. Peki B şıkkı ne diyor? Kenarları birbirine eşit olmayan eş tabanlı iki üçgen. Bu da doğru değil. Bu üçgenler benzer olamaz. Üçgenlerin Aynı tabanı paylaştıklarını düşünelim. Kenarları eşit olmayan birinci üçgeni bu şekilde çizelim ve diğer üçgen de aynı tabana sahip olacak ve kenarları birbirine eşit olan bir üçgen olsun. Açıkça bu iki üçgen görülüyor ki birbirine benzer değil. Bu açı bu açıya eşit değil. Tüm açılar birbirinden farklı. Yani bu da doğru değil. Peki C şıkkı İki dik üçgen benzer olmak zorunda mıdır? Cevap: Hayır. Buraya dik bir üçgen çizelim. Dik kenarları eşit olsun. Yani bu üçgenin iç açıları 45 45 90. Buraya da şöyle bir dik üçgen çizelim. Bu dik üçgenin iç açıları da 30 60 90 olsun. Açıkça görülüyor ki bunlar benzer değiller. İkisi de 90 derecelik yani dik açıya sahip ama tüm açılar birbirine eşit değil o halde. Demek ki D şıkkı doğru cevap olmalı. Bakalım öyle mi? Eşit tepe açısına sahip ikiz kenar üçgenler demiş. Eşit tepe açısına sahip ikiz kenar üçgenler dendiğinde aslında tüm açıları birbirlerine Eşit üçgenler olduğunu söylüyor, değil mi? İkiz kenar üçgende bu kenar ile bu kenar ve bu açı ile bu açı birbirlerine eşit olacak. Tepe açısı ise buradaki açı. Şimdi diğer ikiz kenar üçgeni çizelim, bu sefer ki biraz daha küçük olsun. Tepe açıları eşit olmalı, öyle diyor. Bu açılar birbirine eşitse ve bunlar ikiz kenar üçgenlerse bu kenar bu kenara eşit bu açı bu açıya eşit o zaman iki üçgendeki tüm açıların birbirine eşit olduğunu söyleriz. Peki bu açının bu açıyla aynı olduğunu nasıl söylüyoruz? Şöyle yapalım tepe açısına x diyelim. Ve bu açı y ve üçgenimiz ikiz kenar olduğunda bu açı da y olacak değil mi? İç açılar toplamı x artı 2y 180'e eşit olacak veya 2y 180 eksi x olacak. Buradan da y eşittir 90 eksi x bölü 2. Diğer üçgene baktığımızda burası yine x ise 2 eş açıya da z diyelim. Tüm iç açılar 180'e eşit olmalı. O halde x artı 2z 180. Tarafları 2'ye bölersek, z'yi yalnız bırakırsak, z eşittir 90 eksi x bölü 2. Üçgenlerdeki tüm açılar birbirine eşit. Yani benzer iki üçgenden bahsediyoruz. Evet, D şıkkı doğru cevabımız. Peki, 13. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi ABC buradaki büyük üçgen ve DBE küçük üçgenin benzer olmaları için yeterlidir diyor. Bizden benzerlik istediği için tüm açıların eşit olduğunu göstermeliyiz değil mi? Bu soruda şıklara bakmalıyım. Önce, önce tahmin yürüteyim. Evet, bir tahmin yürütmeye çalışalım. Öncelikle bu iki üçgen aynı açıyı paylaşıyorlar değil mi? ABC açısı, DBE açısı ile aynı açı. Eğer bu açının ee, bu açıya ve bu açının da bu açıya eşit olduğunu bilseydik, soruyu çözmüş olurduk. Ee, bize eğer ED doğrusunun AC doğrusuna paralel olduğu söylenseydi, bu sonuca da varabilirdik. değil mi? Şu an sadece tahmin yürütüyoruz. tamamen yanlış bir kanıda da olabiliriz. Eğer bu doğrular paralel olsalardı, bu iki doğru da paraleli kesen teğetler yani bu, C açısı ile bu E açısı birbirine eşit olacaklardı ve bu açılar da birbirine eşit olacaktı. Yani eğer paralellik bilgisi verilseydi bu iki üçgen benzer olacaktı ve soruyu çözmüş olacaktık, değil mi? Şıklara baktığımızda C şıkkı tarada dam bize AC ile DE doğrularının paralel olduğunu söylüyor. Yani bunlar paralel. Bu açı, bu açı bu açının eşi üçgenlerdeki tüm açılar eşit. Yani bunlar benzer üçgenler. Bravo bize. Problem 14. Evet. Aşağıda ABCD paralel kenarı verilmiş. Bir paralel kenarın karşılıklı kenarları birbirine paraleldir biliyorsunuz. Yani AB kenarı DC kenarına ve AD kenarı da BC kenarına paraleldir. Şıklar dipte kalmış. Yukarıya sorunun üstüne taşıyalım. Böyle daha iyi. Peki. Soru şöyle. Hangi iki üçgenin eş olması bize DAB ve BCD açılarının eşliğini verir? DAB açısı bu açı BCD açısına eş olacak. Yani aynı açı ölçüsüne sahip olduklarını göstermemizi istiyor ve bunu hangi iki üçgenin eşliği ile gösterebiliriz demiş. Eğer bu iki taraf iki eş üçgense ve eşit açılara sahiplerse bu iki üçgenin eşliğini söylerdik ve soruyu çözmüş olurduk değil mi? Peki şıklara bakalım. ADC ve BCD üçgenleri. Demiş BCD üçgeni bu açıyı barındırıyor ama ADC üçgeninde bu açı yok. Üçgenin bu köşesi daha küçük bir açıya sahip. ADC üçgeni bu tüm açıyı barındırmadığından bu şık doğru olamaz. B şıkkında AED üçgeni de bu geniş DAB açısına sahip değil değil mi? Küçük bir açısı var, o halde bu şık da değil. DAB üçgeni tüm DAB açısını barındırıyor ve BCD üçgenine bakarsak o da aynı şekilde. Bu üçgenle bu üçgenin eş olduğunu bilmek, bu açıların eş olduğunu söylememiz için yeterli olacak. Yani C şıkkı doğru cevap ama D'ye de bakalım. DC üçgeni istediğimiz açıyı barındırmıyor. Sadece bir kısmını kapsıyor.